Ne gördün yüzümde? Bilmiyorum. Yo, bilirsin, bilirsin. Bak yüzüme, bak gözlerime bak. Bak, bilirsin, söyle. Bilmiyorum. Söyle, bilmiyorum, bana bak. Bilmiyorum. Bana bak. Söyle şimdi, ne gördün gözlerimde? Bırak. Ben sana söyleyeyim ne gördüğünü. Söyleyeyim. Yalancı bir adam görüyorsun. Gerçekleri söylemeye cesareti olmayan bir ikiyüzlü görüyorsun. Kardeşini kaybetmekten ödü kopan bir zavallı görüyorsun. Gördüğün bu. Gördüğün bu. Bu gördüğün. Kerim'den nefret ediyorum. Sürdüler. Git buradan. Hayatım, neredesin sen? Sen ağladın mı? Cem. Ben ayrılmak istiyorum. Öyle bir söylüyorsun ki sanki buradan ayrılmıyoruz da benden ayrılıyorsun. Yapamam Cem. Lütfen. Bitti. Ne demek bitti? Nasıl biter? Öykü, biz evlenir... Evlenemeyiz Cem. Evlenemeyiz. Lütfen bırak gideyim. Şurada bir yerde dur da evin önüne kadar gitmeyelim şimdi. Bir de böyle Zerru'ya yakalanmayalım. Tamam, tamam. Senin için kesin, çünkü kapılarda falan bekliyordur o.
Aykı, iyi misin? Aha, iyiyim. Peki görünmüyordun, yolda da ağzını bıçak açmıyordu. Eğer anlatmak istersen... Yok, sağ ol. Tamam, ısrar etmeyeceğim ama ne zaman istersen dinlerim. Sağ ol. Sana da zahmet verdik. Estağfurullah. İyi akşamlar. Siz geçin, ben daha sonra gireyim eve. Tamam. Ya ablacığım bak, sen pek iyi görünmüyorsun. Ben de yolda çatladım meraktan. Mert'in yüzünden soramadım da. Ne oldu, konuşmuş mu? Yetişemedik mi? Ha? Anlatmış mı her şeyi? Yok ablam, yok. Dememiş hiçbir şey. Oh. Peki sen niye bu haldesin o zaman? Ablam, ben Cem'den ayrıldım. Ne? Ya neden? Ne oldu? Niye ayrıldın? Ablam ayrıldım işte. Sorma şimdi neden, tamam mı? İyi değilim. Sonra konuşuruz. Onun yüzünden değil mi? Ablam bak, iyi değilim dedim. Sonra konuşuruz dedim. Gelme üstüme. Tamam. Tamam ablacığım. Tamam bak, bunu sonra konuşalım ama sakın anneme ayrıldık falan deme. Tamam mı? Hadi topla kendini. Cezaları. Çocuğum, siz beni öldürecek misiniz? Ha? Neredesiniz siz? Saat kaç? Cevap versenize. Neredesiniz bu saate kadar? Anneciğim, geldik işte. Buradayız, tamam. Müsaade edersen anneciğim. Bu küçük hanımlara ciddi bir konuşma yapmamızın zamanı geldi de geçiyor bence. Çekil Serkan ya. Bir şey olmuş. Kötü bir şey olmuş. Ne oldu, çabuk söyle. Yok annem, bir şey olmadı. Nasıl olmadı ya? Benden saklayamazsınız. Görmüyor musun kardeşinin halini? Bir şey olmuş diyorum. Söyle çabuk. Peki tamam, itiraf ediyorum. Ay. Ne bakıyorsun ablacığım? Annem de öğrensin kavga ettiğimizi. Siz kavga mı ettiniz? Yani ben etmedim, Öykü benimle etti. Çatlatmayın insanı. Niye kavga ettiniz? Söylesenize çocuğum. Ya ben konuşmak istemiyorum. İzin verin lütfen. Bir dakika. Bu kız evlilik arefesinde değil mi? Sen kardeşine destek olacağın yerde ona sorun mu çıkarıyorsun evladım? Ya anneciğim... Tamam. Sus! Hemen özür dileyeceksin kardeşinden. Ama bu evde küslük istemiyorum. Vallahi geberteceğim hepinizi ha. Bitti artık. Bunun dönüşü yok Öykü. Daha çok üzüleceksin yoksa. Açmıyor. Ben neden bugün böyleyim? Biz neden şu anda birlikte değiliz mesela? Neden seni bir daha görecek miyim bilmiyorum. Hı? Söyleyeceksin Öykü. Oğlum yeter, tamam, içme daha fazla, bırak yeter. Bu yüzük neden bende abi? Hı? Bir şey oldu. Bir şey oldu, eve girince bir şey oldu. Bak ne biliyorsan söyle, üzülmeyeceğim. Bunu bilmemek kafayı yedirtiyor bana. Cem. Sen nereden bileceksin ki? Ben sana ne yaptım Öykü? Thank you.
Evet, hepimiz masallara inanmayı isteriz. Gece gece. Sarhoş mudur bu, nedir? Gitmiyorum. Sen çıkacağım ben birazdan. Çıkacağım. Bekle sen beni. Bir merdanemi alayım da göreceksin gününü sen. Şşş, tamam tamam. Yok bir şey çocuğum. Yok. Sakin olun. Biri gelmiş işte kapıya. Şu evde iki tane genç kız var. Bir de koskoca kadın var. Ayol mahalleden mi acaba bu kapıda bağıran? Ya annem, ne oluyor? Kim bu bağıran ya? Ne bileyim çocuğum, bilmiyorum. Dur bakalım, anlayacağız. Ne oluyor? Neyin sesi bu? Bay 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 bağırıyor. Tamam, biri var aşağıda, biri var, o kadar. Tamam çocuğum, bakacağız. Hadi bakalım, bakacağız. Bize bağırıyor. Bakacağız, ben bakacağım biz. Dedim, bir şey diyeceğim. Annem sen dur. Serkan sen bak. Heh. Ben niye bakıyorum ya? Sen bakacaksın. Ben tabii. Bakarım tabii, bakmasın ama benim deli damanım geldi biliyorsun. Şimdi kontrol edemezsen. Tabii tabii, biz onu çok iyi biliyoruz canım. O zaman ben gideyim bakayım. Susar mısın? Tamam evladım, ben varken hiçbirinize düşmez. Ben bakarım. Arkanda durun bir. Geç öne git. Ben arkaya kollarım. Dur tamam. Dur. Sakin olun bir. Sakin olun. Arkanda durun, bakacağım. Tamam. Sakin, saçma sapan hareketler yapmasın. Ben tamam. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sakin ol. Buraya gelmiş. Buraya gelmiş. Sakin ol. Sakin ol. Kim bu? Bahçeye bahçeye geliyor böyle. Dur anneciğim, yavaş. Yavaş, arkamda dur. Senin sözünü dinle. Şşş. Yani ortada. Gel şimdi, çok az. Zerrin teyzem, Öykü nerede? Oğlum evlilik arefesinde bu ne hal? Ben evladımı sana nasıl emanet edeceğim ya? Ya değil mi anneciğim? İyi ki böyle bir şey yaşadık da biz gerçek yüzünü gördük. Ben çok inanırım zaten böyle şeylere canım. Yani bir kötü şey bir... Sen evine gitsene artık, hadi. Sen... Öykü... Beni hiç böyle gördün mü Öykü? Ha? Hiç böyle gördün mü beni? Öykü. Korkmayın. Hiç korkmanıza gerek yok. Cem. Güzel. Oğlum. Senin kuzenin aşk gurusu olsun gelip bana danışacağına yaptığın şu... Ya yaptığın şu hareketlere bak ya. Sus Merter, sus. Kız siz ne konuşuyorsunuz öyle karşılıklı kaç göz? Yok annem, sadece gözüme bir şey kaçtı. Allah'ım, acaba bana etrafında ne kadar alık varsa onlar toplansın diye beddua mı yapıldı? Oğlum, bizi korumak sana mı düştü? Sen ne geziyorsun elinde kürek kazma bizim yanımızda ya? Ya Zerrin teyze, zaman kötü. Ne bileyim, sapık olur, katil olur. Ben kollama amaçlı. Ya annem, çocuğa niye kızıyorsun? İşte bak, bizim iyiliğimizi düşünmüş, korkmuş bizim için. Kız sen bu oğlanı niye savunup duruyorsun bana? Beşiğini mi salladın sen bunu? Hayır. Allah Allah. Öykü! Konuşmayacak mısın benimle? Cem bak, gerçekten iyi değilsin. Cem yani şu haline bak ya, git. Konuş. Evladım sen konuşulacak halde misin acaba? Ha? Konuşacak bir halin mi var senin? Bana bak, böyle daha evlenmeden gelip kapımıza içip içip dayanmalar falan, bak ben böyle şeyleri hiç sevmem. Şimdi git, yarın Allah izin verirse salim kafayla konuşun, hadi. Kuzen, bak yarın bu insanların yüzüne bakmak istiyorsan düş önüme, ayıp. Hadi ayıp, ayıp. Ben Öykü'yle konuşmadan... Şuradan şuraya gitmem. Herkese rezil olduk, rezil. Hah. Hah çocuğum. Abin de geldi. Seni alsın götürsün. Gel çocuğum gel. Al bu abini götür. Vallahi rezil olduk sağa sola. Ya kusura bakmayın. Hadi Cem abiciğim, hadi. Yok bir şey yok. Ben Öykü'yle konuşmaya geldim. Sonra gideceğim ben. Oğlum yeterince rezil ettin kendini, hadi.
Ay kusura bak, git sen. Hadi. Bu niye bu kadar ısrar etti konuşacağım diye, ha? Siz niye tartıştınız bir söyle bakayım bana. Bana hiç fırsat vermiyorsunuz. Ayıp. Öykü, sen benden istediğin kadar ayrıl ama ben seni bırakmayacağım. Öykü. Kaç. Allah'ım cici cici. Allah'ım. İçeri geberteceğim sizi ben. Git. Tamam kapat. Kapat şu kapıyı. Tamam. Ay. Ay. Ay nedir bu benim başıma gelenler? Bakayım. Abajur, abajur. Bir şey olmaz. Ahlaksız, terbiyesiz. Biri anasıyla dalga geçer, öbürü adamdan saymaz. Ya yazıklar olsun size, yazıklar olsun. Ben de acaba ha? Eşek sıpası. Sen bir şey yapmadın, daha ne yapacaksın? O zaman tamam. Tövbe estağfurullah. Sen değil zaten. Bunun küçüğü senin büyüğün bana yapar o iki hanım. Ay. Günaydın, günaydın ablacığım. Günaydın. Günaydın Serkan. Günaydın. Kahvaltı hazırladın mı? Hazırladım, hazırladım. Sen şöyle git de ablam. Otur! Otur şuraya çabuk. Siz de oturun. Öykü Hanım bize şimdi bir şeyler anlatacak. Değil miyim kızım? Dün gece için hepinizden özür dilerim. Aa, önce bir kabahati duyalım ki özür bahsine sonra gelelim. Değil mi anneciğim? Peki anneciğim, Cem'le ayrıldık. Bu kadar. Şimdi ben senin arkanda mı durayım, karşında mı durayım, ne olduğunu bilmiyorum ki ben. Ne yapacağımı bileyim acaba, ha? Bilmiyorum ki. Ya bir diyorsun evleneceğim, bir diyorsun ayrılacağım. Sonra tekrar ayrıldım, yok tekrar da evleneceğim. Çocuk oyuncağı mı bu acaba çocuğum, ha? Anneciğim böyle bağıracaksan ben gideyim. Hiçbir yere gitmiyorsun. Buraya efendi gibi oturacaksın ve başından sonuna kadar bize ne olup bittiğini anlatacaksın. Anlatamam anne, anlatamam. Çünkü bir sebebim yok sana verebilecek. Çünkü herhangi bir sebebim yok. Sadece bitti. Sen o çocuğa da böyle söyledin değil mi? Böyle dedim, bitti dedin. O çocuk o yüzden öyle perişan oldu değil mi? Öykü, sen bir insan sebepsiz yere terk edildiğinde ne hisseder biliyor musun acaba? Ha? Hiçbir fikrin var mı acaba? Niye terk edildiğini bilmediği için kafasının içinde bozuk plak gibi habire bahane bulur insan. Acaba der şunu mu söyledim de o yüzden gitti? Keşke şunu söylemeseydim acaba gitmez miydi? Sonra da dünyanın en kabahatsiz insanı olduğun halde dünyanın en kabahatli insanı gibi hissedersin kendini. Sen bunun ne demek olduğunu biliyor musun acaba? Biliyorum anne. Hem de çok iyi biliyorum. Öykü. Mertel. Aa. Nesi var bunun? Bakmıyor bile ya. Bir saniye. Bir dakika durur musun? Ne yapıyorsun? Çok duramam. Yayın evine yetişmem lazım. Freud yok mu? Onun çevirmeniyle buluşacağız. Benden önce Biz Olmak kitabımın yurt dışı baskısı için. Süper. Ben ne yapıyorum? Sen ne yapıyorsun? Hayatı şikayet ediyorum. Kötülük yapmak istemediğim halde ben çok kötü bir şey yaptım. Kötülük? Sen? Ne alaka? Mümkün değil. Kesin küçük bir şey olmuştur, abartıyorsundur sen. Hayır, gerçekten. Vallahi billahi bak. Öykü ile Cem'i kim ayırdı biliyor musun? Ben. Yok artık. Ya olur mu öyle şey canım? İkisi de yetişkin insanlar mümkün. Gerçi Cem o kadar yetişkin değil ama. Öykü'yü zorladım. O da korktu evlenmekten. Cem de işte bu hallere düştü. Ne biçim oldu? Evlilik öncesi kadınlarda olur bu sendrom. Çoğunlukla da geçer. Hiç merak etme. Ya geçmezse işte. Ben de ondan korkuyorum. Eğer ben Öykü'nün üzerine gitmeseydim o da Cem'den ayrılmayacaktı ki. Ama sen bana yardım edersen, yani bana değil de Öykü ile Cem'in barışması için bir yol bulabilirsen ben de bir daha hiç kardeşime karışmam. Tamam, sen bana birkaç saat ver. Ben düşüneyim, yaparız bir şeyler. Tamam, ben de gideyim sofrayı toplayayım. 10 dakikaya sendeyim. 10 mu? Freud? Öykü.
Öykü bekler misin bir dakika? Ya sana konuşuyorum, bekler misin? Ne? Ne? Hayatımızdan çık dedin, çıktım. Cem'e geri dönmeyeyim diye sözleşme mi vereceksin bana? Kontrat mı imzalatacaksın? Ver. Ver onu da imzalayayım, belki ikna olursun. Cem'den ayrılmamak senin için bir seçenek değildi ki. Sen zaten niye buradasın ki? Sen gitsene. Tamam, gideceğim. Yapmam gerekeni yapayım, gideceğim. Ne? Neymiş o? Ne yapacaksın? Ya. Bu gitarı Aybars için aldım ben. Yani Sude'nin kırdığı gitarın yerini tutmaz tabii ki ama... en azından onun yerine özür dilediğimi söyleyebilirsin Aybars'a. Ha, sen özür dileyebiliyorsun yani. Evet. Yani hata yaptım da dileyebiliyorum ama... çok özür dilemeyi sevmediğim için o duruma düşürmüyorum kendimi. Düşürmüyorsun. Ona pek öyle gelmedi. Hı. Mesela... cevap sen bekliyorum. Ozan abi işte. Tacım abi yok. Ne dedim? Kime söylüyorum? Niye duymuyorsunuz beni ha? Ay, ne oldu ya? Ne biçim elektrik var burada? Çarpıldım. Benim çok vaktim yok ama. Benim de çok vaktim yok. Aa, gidiyor musun Ozan abi? Ay. Ozan, beni Facebook'tan eklesene. Sevtap Yılmaz. Senin evde bir fotoğrafını çekmiştim. Etiketlerim. Anı olur yani. Evet. O açıdan. Tamam, Facebook kullanmıyorum ya. Hadi ya. Peki ben sizin telefonunuzu alsam ve WhatsApp'tan fotoğrafları ben atsam olur mu? Olur. Hah, çok güzel. Alın verin, alın verin. Alın verin birbirinizin telefonlarını böyle. Çok güzel. Biz de şey yapalım. Madem Facebook falan yok mu, sen de al. Ya senin toplantın yok muydu? Var. Hadi var. Yani biz seni çok geçe bırakmayalım. Ayrıca kızlar ayıp oluyor. Geç, geç elini Nur. Sen de Sevtan. Ay, ay çok hadi pardon ama Ozan'cığım ya Nur'la ikinizi böyle bir arada görünce pıt diye aklıma geldi benim de. Ya ben geçenlerde annenle bir karşılaştım da ona benim Nur'umun bu çok böyle ufak yaşlardan beri olan şu hikayeciliğini bir anlattım. Ay, bir masalları, bir hikayeleri var. Görsen o kıza bayılırsın yani. Annen dediği verdi ki olur dedi böyle dedi güzel bir dosya hazırlayın dedi. O dosyaları bir Ozan böyle bir görüversin dedi. Yani acaba diyorum bugün sen de şirketteysen ve müsaitsen acaba Nur gelip sana o dosyaları gösterebilir mi diye soracaktım ben. Tabii olur. Öğleden sonra gelebilir. Olur. Ne dosyası? Ne dosyası ya? Ne hikayesi? Ne anası? Bunun var ya lisede edebiyatı birdi. Sayıftı. Ben seni çok tutmuyorum. Sen bu resmi ablaya bakma. Görüşürüz evladım. Görüşürüz. Görüşürüz teyzem. Bizim de çok şeyimiz yok. Bak bize yok. Öykü dün senin gibi bir şeyler yapmış. Yengem. Ben onu öğreneceğim. Öğreneceğim. Koş kız. Ya Öykü. Gitarı unutma. Senin eline ne oldu? Ha, bir şey yok ya, önemli bir şey değil. Ne demek bir şey yok? Kesildim, ne oldu? Ya önemli bir şey değil. Ya bak, sıyrık sadece. Kanamış, bakacağım dur. Tamam çok kanamamış ama derin olabilir bu yani. Hastaneye gidelim diyeceğim. İstemeyeceksin biliyorum. Ama ileride eczane var, eczaneye baktıralım. Sararlar falan, bir şey yaparlar. Gerek yok. Sen canın acıyacak falan diye mi korkuyorsun? Ya saçmalama. Hadi gidiyoruz. Ya bırak, istemiyorum. İyi. İstemezsen isteme, tamam mı? Seni düşünen de kabahat çünkü. Sen düşünme beni. İyi. Şimdi bir dakika dur. Gitarı unutuyorsun. Şey anne harikasın bu arada. biz dosya meselesini nasıl halledeceğiz? Sen şu anacına bir güvenmeyi öğrensen. Herhalde düşündü değil mi senin için bir şeyler? Koş. Bak anneler neler neler düşünüyor, görüyor musun? Hazırlık da yapmışlar. Evet anne ya. Dur dur. Şimdi senin annen hazırlık yapmadı ama hazırlık olmasını çok iyi bilir. Neden? Çünkü senin annen akıllı kadın. O dosya bizim olacak. Ay anne az değilsin ha. Bana bak ablamın dükkanına gidelim de şu saçını başını bir toparla, tamam mı yavrum? Ay çünkü randevuyu kopardı yani, annen herhalde farkındaysa. Ay ayrıca dün gece böyle balkon pencere ne olmuş yani, meraktan çatlayacağım yemin ediyorum. Ya insan bir teşekkür eder, bir şey yapar. Hayır anladık, tamam teşekkür etmiyorsun ama bari halden anla. De ki kusura bakma. Ben senin hayatını alt üst ettim. Umarım bundan sonra mutlu olursun Öykücüğüm der. Demez. Demez. Odun o çünkü. Odun. Birinin de el değmemiş ki olsun. Dur Aybars. Dur. Alo. Aybars'cığım neredesin? Benim sana bir sürprizim var. Neredeyim tahmin et Öykücüğüm. Sude Hanım'ın kapısının önündeyim. O kız benden özür dileyecek, anladın mı? Neredesin, neredesin? Hatice! Storları kapa! Git diyorum, git! Git! Bak!
özür dileyeceksin benden, anladın mı? O gitar benim için çok önemliydi. Ay Barış'cığım, canım acaba artık uzatmasan mı? Uzatma ha. Demek sen de beni anlamıyorsun Öykü ha. Vay be. Ay Barış! Of Ay Barış, of! Dur. Of Ay Barış, of! Kocaman da gitarı. Sen devam et, ben tarif edeceğim. İn buraya, in aşağı, yeter. Efendim Sude? Çabuk bana helikopter gönder. Tamam mı bak? Yoksa o sözleşmeyi iptal ederim. Çıkamıyorum evden ya. Sorun ne Sude? Şu Öykü'nün hasta arkadaşı. Yok mu barda gitarist olan? Heh, gitarını kırdığım için kapıma dayandım. Sude Atabey'in kapısına. İyi tamam, bekle ben geliyorum, halledeceğim. Çok pardon. Alo? Alo Çağla. Sen başla toplantıya, ben geliyorum. Tamam. Sen ne zamandan beri geç kalır oldun toplantılara? Efendim? Ozan Bey sonra katılacak. Biz devam edelim. Abla! 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 Ablam! Abla! Ay yuvarlanacağım şimdi. Sizden hayırlı bir şey çıkmaz ama hayırdır? Aşk olsun ama abla. Aklımı sende kaldı adam. Bana bakın, ağzınızdan Öykü ve Cem'le ilgili bir tek şey çıkarsa kırarım ona göre. Aa. Hala bak, kesin kes ayrıldılarsa söyleyebilirim. Çünkü ben abiye alırım diye para koymuştum. Kenara onunla gidip aşağıda falan parti yapıyor. Yani sanatçılar bile evlilikleri bitiyor, halka açıklamayı bir görebiliyorlar. Öykü de neyin havasındaysa böyle ağzına bir tane bir laf alamıyoruz. Onlar ne yapmış, bağırmış mı? Yani şimdi çocuk öyle sebepsizce terk edildiyse lisesinin tonunu da gece vakti ayarlayamadı demek ki. Size ne? Size ne acaba bunda? Ha? Bağırırlar, susarlar, fısıltıyla konuşurlar. Ya sizin kadar bu ilişkilerle kimse ilgilenmiyor ya. Size ne? Sana ne? Bana ne? Ben de onu diyorum işte. Size ne? Allah Allah. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Aa, duyan gelmiş. Merhaba hanımlar. Aa Zerrin'cim, sıra isterse öbür yakaya kadar gitsin. Kesimde senden başkasına güvenmem, bilirsin. Bilmem mi? Zerrin'cim, benim de iki günde şeytan tırnağım fırtladı. Fırtlar bu, durur mu yok? Benim de saç diplerim geldi. Akşam vallahi düğüne gideceğim. Olmaz. Baksana şimdi böyle, burası böyle. Çok kötü olmadı. Yani. Tekrar işte olacak işte. Görüyor musun Zerrin ablam? Senin o beğenmediğin gıybet ekonomiye can verdi. Değil mi? Değil mi? Sen şimdi ne yaptın? Öykü ile Cem evleniyor diye hepimizi toparladın. Darısı sizin başınıza diye duyurdun. E şimdi madem ayrıldılar, ayrıldıklarını söylemek de boynunun borcu değil mi? Yani. Değil mi? Ablacığım sen bu kadınlardan sıkılırsan bana hemen bir göz kaç et. Ben hepsini kışkışlarım. Tamam tamam, halledeceğiz artık. Hadi hanımlar. İşi olmayan evine gitsin. İşi olan kalsın, fönlerden başlayacağız. Hadi bakayım, açılın ben bir geçeyim. Pardon, açılın maşallah. Açılın. Gerçekten dibin gelmiş seni ama. Neredesin Rüya? 10 dakika dedin. Geldim işte yahu. Sen ne yaptın, bir şey bulabildin mi? Oho. Sen Cem'le Öykü'yü barıştırmak isteyeceksin de Mert Ertekinsoy bir aşk reçetesi yazamayacak. Çok iyi bir fikir mi buldun değil mi? Ya buldum tabii. Ne buldun, hadi anlatsana. Cem'e giderken yolda anlatacağım. Sen neden her şeyi bir yerlerde anlatıyorsun işte şimdi? Ya yol uzun, yolda anlatayım işte. Ne yapacağız şimdi konuşalım? Azıcık akıştı ol, şu planların dışına çık biraz. Yolda anlatayım şimdi. Allah. Yancağızım, alıyoruz. Şu işlerimi bir yoluna koyayım, çiftliğimizi alıyoruz. Sonra ineğimiz, koyunumuz, keçimiz, tereyağımız, yoğurdumuz, sütümüzü hep doğal yiyeceğiz. Tavuklarımız, aa bak yumurta da girdi işin içine. İş büyüdü, bıldırcınım. Öyküm benim. Ama canım, yapma böyle.
sana söyledim mi? Astroloğum geçen hafta dedi ki bir ayrılık var. Fakat oğlun için en hayırlısı olacak dedi. Nasıl yani? Böyle kesin bir ayrılık mı yoksa öyle ara vermek gibi bir şey mi? Bak benim güzel oğluşum. Sen şimdi annene sinir oluyorsun biliyorum ama ileride hak vereceksin. Mesela Romeo ile Juliet birbirlerini o kadar seviyorlardı değil mi? Ama ailelerin işte kanı ısınmayınca mutluluk olmuyor. Mutsuzluk bile olmuyor. Ay içim titredi, hiçbir şey olmuyor ha. Söyleyeyim. Anne sen Öykü'ye bir şey dedin değil mi? Cem, benim kucağımda, evimde, iş yerimde hepsi Öykü'ye açık. Ben onu başımın üstünde taşırım. Biliyorsun ki her şey o anası yüzünden oluyor. E sen değil, Zerrin teyze değil. Kim girdi o zaman Öykü'nün aklına ya? Niye ayrıldı bu kız benden? Özlem, gel canım sofrayı topla. Allah aşkına gidelim kahve içelim. Hadi gel. Sinirim bozuldu. Neden ama neden? Öykü'nün bana bu şekilde davranması normal değil. Düne kadar bu kız benim için ölüyordu. Başka biri mi var? Yok, Öykü beni asla aldatmaz. Öyle bir şey değil. Bir dakika ya. Her şey aileler tanıştıktan sonra bozulmaya başladı. Tabii ya, o defter yüzünden. Serin teyze ilişkimize engel olmuyor ama Öykü görülür kız tabii. Enişte! Kuzen? Enişte! Oo! Ayılmışsın. Sorma ya. Böyle ölük pörçük hatırlıyorum da. Pekala. Cem'e neden buraya geldiğimizi anlatsak mı? Anlatsak. Biz buraya Öykü ile senin barışmana yardım etmek için geldik. Öykü mü gönderdi sizi? Hayır. Yani henüz onun haberi yok. Ki henüz olmayacak da çünkü sürpriz olacak. Öykü ile senin tanıştığın günün aynısını yapacağız. Ve Öykü yeniden eski Öykü olacak. İyi de biz Londra'da tanıştık. Canım, onda ne var? Yani aman bir çayır bir yağmur alıştı sana Londra. Seni seven bir kadınla yaşadığın güzel anıları ona tekrar yaşatmak hisleri tazeler. İlişkinize yeniden başlamak anlamına gelir. Ha? Ne diyorsun enişte? Tamam. Ama öncesinde halletmem gereken ufak bir işim var. Öykü'nün beni neden terk ettiğini buldum. Ne? Nasıl ya? Enişte yoksa sen listeyi mi buldun? Kızım saçmalama ya, ne listesi? Defteri buldum. Yani defter diyorum. İçinde hikayeler olan var ya hani bahsettikleri. Evet, ben de onu diyorum işte. Liste derken ben de defteri söylüyordum. Biz de evde Öykü, annem bir üzül, o defter yüzünden bir üzül. İşte biliyordum. Öykü bu yüzden terk etti ya beni. Bence bu çok mantıklı. Zerrin teyze anneni hırsızlıkla suçladı. Öykü de annesi daha fazla üzülmesin diye korkmuş, gerilmiş ve bu karmaşadan kaçmak istemiş olabilir. Olabilir mi? Kesin. Sebebi o defter, eminim. Ama o zaman benim yaptığım plan sizi barıştırmak için yetersiz kalır. Kalmaz çünkü ben öncesinde ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ama nasıl? Benden özür dileyeceksin. Anladın mı? Aybars, Aybars bak sana ne getirdim. Bu ne? Aç bak. Bu Üstad İlker Aslan'ın gitarlarından. Evet. Onun eli değmiş buna. Nereden buldun bunu? Şimdi orayı çok şey yapmayalım ama bence gitarı da aldık. Hadi gidelim. Yok. Benden özür dileyecek. Peki gitar özür yerine geçmiyor mu Aybars'cığım? Hatice, hala gitmemiş yumbayyak. Ben şimdi ona yapacağımı bilirim. Ay hayır ya. Aybars hadi gidelim ne olur. Yok. O arıza kız benden özür dileyecek amca.
Ya ben kurtulamayacak mıyım senden? Ya ben de sana çok meraklı değilim herhalde. Ne yapayım çocuk? Gitarını aldı, özrümü almadan gitmem diyor. Müsaade eder misin? Aybars, nasıl kardeşim? Rencide edilmiş. Ya bak özür beklemeni anlıyorum. Haklısın yani çok. Diyecek bir şeyim yok buna ama... Bak Su da kötü bir insan değil. Yani eminim bile bile kırmamıştır gitarını. O coşkuya kapılmıştır. Birazcık dürtüsel bir insan çünkü. Hem sen sanatçısı daha iyi anlarsın bu işlerden. Değil mi? Bu dürtüsellik hem bir ödül hem de birazcık ceza gibidir. Yani ben de bazen coşkuya kapılıp tabii fevri davranışlarda bulunabiliyorum ama yani. Bak gördün mü? Sen daha fazla üzerine gitme istersen. Tamam olur. Olur o da olur. Hadi gidelim artık Aybars'cığım hadi. Onu affettiğim için değil. Bu kızla bir an önce baş başa kalmak istediğim için diyor. Olur, olur, o da olur. Hadi artık. Çok güzel biliyorum. Bu senin yarattığın benim toparladığım son olay olsun. Vallahi çok da toparlamış sayılmazsın. Sonuçta çocuk kendi gitarıyla vakit geçirmek için kabul etti. Ayrıca konuşman da çok etkilemişe benzemiyordu. Tamam ben getirdim gitarı. Konuşmayı da ben yaptım. Dediğim gibi. Son olsun. Sen öyle o son sözü söyleyip gidemezsin. Aybars al şunu. İyi düşün ya yapmadım bir şey. Ya ben sana Su dedim uzak dur dedim. Sen kızı ortamın aldın arkadaşını gitarını kırdı ya kız. Kaç dakika bitmedi. Bak ben dün bütün gecemi o gitarı bulmak için harcadım. Tam buldum dedim. Tam senden kurtuldum dedim ama kurtulamadım. Ve şu anda senin yüzünden hayatımda ilk defa bir toplantıya geç kalıyorum ya. Ya ben sen benden ne istediysen onu yap. Git Cem'den ayrıl. Ben Cem'den bahsetmiyorum ki. Ben de Cem'den bahsetmiyorum. Dikkat et. Tamam yok bir şey. Ben de Aybars'ın Sude'den bahsediyorum zaten. İyi tamam konu kapandı o zaman. Konuşacak bir şey kalmadı. Hayır kapanmadı. Sude Aybars'tan özür dileyene kadar da kapanmayacak. Kolay değil. Aybars, Su'da özür dilemeden hiçbir yere gitmiyoruz. Sen ne diyorsun ya? Öykücüğüm, daha fazla uzatmayalım istiyorsan. Hayır, hayır. Uzatacağız. Uzatacağız. Bu sefer senden gerçekten özür dileyecek. Öyle her zaman yaptığı gibi üste çıkarak kendini haklı gösteremeyecek. Her zaman mı böyle bu? Ne ki? O ne yapar biliyor musun? O kalbine bıçağı saplar. Gözünün içine baka baka o yeşil gözleriyle. O bıçağı içinde döndürürken... Bir de üstüne sorar acıtıyor muyum diye. Yapma ya. Ya. Bu Sude'nin gözleri kahverengi değil miydi? Aman işte canım tamam önemli olan o değil oraya odaklanma sen. Biz o özrü almadan hiçbir yere gitmiyoruz. Sen var ya delinin tekisin. Ya bırak be. Tamam be ne yaparsan yap. Ay yine ne istiyorsunuz? Bak senden özür dilemeni istiyorlar. İster dile ister dileme tamam mı? Ben gidiyorum. Hop hop. Nereye? İşe. Senin en önemli işin ben değil miyim? Olmalıyım. Kapının önündekiler gitmeden hiçbir yere gidemezsin.
Şimdi gençler arasında mecburiyet yok. Hemen iki sürtüşmede. Hadi ben gittim. Al misketlerini, ver misketlerimi. Ne güzel işte hayatım. Ne güzel. İnsan mecbur olduğunu sever mi Arzu? Sevmez değil mi? Vallahi Arzu sen de saç kestirmek diye geldin, manikürü de aradan çıkardın. Hadi bakalım. Hadi güle güle kullan. Vallahi şiştim. Hanginizde sıra? Sen mi? Allah Allah aşkına yavrum. Yavrum geldi, saçma aç Dilge. Şuraya iki dakika otur Allah aşkına, beklesinler biraz. Ne olacak? Arzu hadi iki kalk da şuraya. Vallahi yoruldum ha. Hadi geç şöyle abla, geç. Hadi şurada kurut ayaklarını. Vallahi ayaklarım şişti, davul oldu ha. Abla ağda bitti, gidip almam lazım. İçeride kaldı kadıncağız. Sen niye gidiyorsun ya? Sen ki kadının başında bekle, ben giderim. Ablam dur. Sen daha yeni oturdun. Yorulma. Biz Ferin'e bir koşu gidip alıp geliriz değil mi? Allah Allah. Ben niye geliyorum seninle Resmi abla? Sen gidip alıversene, niye peşinden sürüklüyorsun beni? Yok, havada alırız. Hadi, hadi. Hadi ne olur. Ay. Alma çantanı. Alma, yük etme. Yük etme. Hadi. Yük etme. İyi. Kızım, Sevtan. Hadi. Ay, sen bak. Tamam, tamam ablacığım. Tamam. Hadi canım. Hadi canım. Ben niye geliyorum seninle? Zerrin abla, benim borcum ne kadar? Gel bakayım sen, gel. Bana bak, kimseye söyleme ama senin bu sefer borcun yok, tamam mı? Bu seferlik benden. İlk ya bu. Güzel oldu kız kaşların, maşallah. 15 gün sonra gene gel. Hadi çocuğum bakayım. Zerrin teyzenin bir... Müsaitseniz iki dakika bir bakabilir misiniz acaba? Aşk için her şey, aşk için her şey.